Şimdi stres dediniz demin, mesela üniversite Evet. sınavına girecek veya sınava girecek bir çocukta bu tür ağrılar olabiliyor. Gerçekten stres ciddi anlamda tetikliyor mu gastriti veya mide hastalıklarına? Şimdi stresi iki şekilde tanımlıyoruz biz, biliyorsunuz hocam. Stres örneğin ameliyat olmak bir strestir. Evet. Yanık bir strestir. Bir travma bir strestir. Bu vücudun stresidir. Evet. Şimdi strese bağlı ülserler görebiliyoruz biz. Yaralar görebiliyoruz. Gastrit görebiliyoruz. Bir de psikolojik stres. Buna bağlı da diyelim şikayetler oluyor hastalarda. Çok ciddi manada oluyor. Evet. Bir de fonksiyonel hastalıklar dediğimiz. Örneğin fonksiyonel gastrit diyoruz. Fonksiyonel dispepsi dediğimiz. Tam tanımlayamadığımız, yani hastanın ciddi şikayeti olup diyelim endoskopi yapıp hiçbir şey bulamadığımız hastalar oluyor bizim. Bu isimle tanımlanmış şeyler de var, hastalıklar da var ama yani psikolojinin bizde çok önemli. Mide çok hassas bir organ. Canını sıktığın zaman ağrır, şişer. Bu şeyden dolayı mı oluyor? Yani oradaki asit sekresyonu asitin artmasından kaynaklanan, çünkü strese bağlı. Midedeki asidi artıran mekanizmalarından birisi de nörus vagus dediğimiz bir sinir var yani beyinde. Evet. Bu sinir midedeki asit sekresyonunu artırır. Hı-hı. Şimdi bu uyarıldığı zaman, bu tetiklendiği zaman asit sekresyonu artar bizde. Çünkü hani asit sadece örneğin şöyle düşünüyoruz biz. Yemek yiyince artan bir şey değil. Örneğin farklı yolaklarda diyelim mekanizmalarla midenin içindeki bu asit, pepsin dediğimiz sindirim enzimlerin örneğin bir yemeği düşündüğümüz zaman hemen midemiz guruldar şey yapar. Evet. Niye? Çünkü o yemeği düşündüğün zaman sanki yiyecekmişsin gibi asit salgılanmaya başlıyor. Yemeği gördüğün zaman o görme duyusuyla da beraber diyelim asit salgılanmaya başlıyor. Yani hemen midemiz kazınmaya başlıyor değil mi? Tabii. Yani kazınmaya başlıyor dediğimiz, hani kendini hazırlıyor artık yiyebilirsin evet, diyor. Evet. Yediğimiz zaman mide ulaştığı zaman da yine asit salgısı oluyor. Ta doyana kadar diyelim bunlar şey oluyor. Evet. Mide boşaldığı zaman tekrar aynı mekanizma tekrar uyarılıyor. Yani inanılmaz bir mekanizma.